Herkese merhaba, çift kişilik hayatımıza hoş geldiniz. Ben Elif. Ben Can. Çok kısa kanal hakkında neler yapacağımız hakkında hızlıca bir bilgi vereceğim. Gündelik hayatta ev içerisinde neler yapıyoruz? Neyi ne şekilde kullanıyoruz? Neyi ne şekilde değerlendiriyoruz? Çözümünü bulamadığımız sorunlar olduğu zaman ne yapıyoruz? Bunları aktarmaya çalışacağız. Hatta yeri gelecek dışarı çıkacağız. Mağaza alışveriş merkezi gezerken nelere dikkat ettiğimizi de paylaşmaya çalışacağız. Artı bunun yanında bir şeyler aktarırken gördüğünüz farklı bir şey ya da sizin farklı yaptığınız şey olursa lütfen aşağıya yorumlara bize bildirin. İncelememizi, görmemizi istediğiniz şeyleri de yine aynı şekilde yorumlara aşağıya bildirebilirsiniz. İki kişilik hayatımızda neden ve nasıl sorularına cevap verdiğimiz bazı kesitler göreceksiniz. O yüzden denememizi istediğiniz şeyler olursa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. İlk çekimlere başlarken böyle talihsiz bir olayın olduğu zamana denk gelmesini aslında istemezdik. Biliyorsunuz yakın zamanda hem Konya'da hem Ankara Mamak'ta hayvanlar öldürüldü, köpekler öldürüldü barınaklarda. Bunlarla ilgili birçok video görüyoruz, birçok haber okuyoruz. Arkadaşlar biz kesinlikle bu durumun yani gerekli mercilere taşınması taraftarıyız. Bunlarla ilgili CİMER'e yazı yazabiliyorsunuz. Biz yazdık, siz de yazabiliyorsunuz. Elinizden geliyorsa lütfen bunu yapın. Hatta burada HİPTER isimli bir dernek buradan Konya'ya otobüs de kaldırdı. Oradaki hayvanları kurtarabilmek için. Yani buradan bu şekilde bir hareket yapıldı. Bunlara katılabiliyorsanız katılın. Hatta çok kısa Elif size HİPTER'den de bahsetsin. Hayvanlar için Projeler Derneği İzmir'de kurulmuş bir dernek. Kurucusu Funda Bonomo ve canla başla çalışan bir kadın. Aynı zamanda bu dernek sadece işte kedilere, köpeklere mama yardımı yapalım değil. Kemalpaşa'da kendi alanlarına sahip yani belki 200'den fazla köpek baktıkları, bunun yanında kedi ya da diğer canlıları bir barınak haline getirdikleri bir lokasyonları var. Kermesler yaparak ya da işte ürün satarak ve bir şekilde seslerini duyurmaya çalışarak hayvanlara destek olmaya çalışıyorlar. Ama bunların hepsini biz hayvanları güçlendirmeye çalışırken kendi yaşadığımız ortamda bu tarz şeyleri görüyoruz ve bu duruma gerçekten çok üzülüyoruz. Şimdi 4 Kasım'da gerçekleşen depremde evimizin aldığı hasarları çekmiştim. Onu ufak ufak gösteriyorum. Bakın salonun kapısının arkasındaki durum. Mutfakta küçük duvarın üzerindeki birçok noktada oluşan ufak çatlak. Bunlar alçalanmış hali. Yine burası koridordaki en uzun duvarımız. Yine bitmiş halini göreceksiniz. Bu duvarda da birçok problem ve burası da benim ofisim, televizyonu koyduğum yer. Burada çok derin çatlaklar vardı. Burası salondaki koyu renkli olan duvar. Şimdi salondayız. Salonda şurada büyük bir duvarımız var. Şu an görünmüyor. Bakın hatta yukarıdaki boğat kapağı hala yerinde yok. O boğat kapağından sen bir göster istiyorsan. Boğat kapağından başladı. Şu bölümde. Aslında evde bizi en çok korkutan çatlak burasıydı. Çünkü en çok hasarı bu duvar gördü. Ve bunun hizasındaki bütün duvarlar şurada şu şekilde böyle aşağı inen bir çatlağımız vardı. Hatta şurada boynu boyunca aşağı kadar bir tane daha vardı. Şimdi buraya ne yapıldı? Buraya sıva yapıldı. Üstüne bir file yapıldı. İnce bir file yapıldı. Sonrasında da saten, alçı ve boya yapıldı. Yine burada arka taraftaki alçı panın üzerinde iki tane çatlak vardı. Onlar kapatıldı. Şurada bir duvar daha var. Saatin olduğu duvar. Bu duvarda da 2-3 tane çok ciddi böyle çatlaklar vardı. Evin içerisinde gene bakın şöyle koyu olan alanlar var. Bir göstersene o tarafları da hangi taraftaydı? Hatırlamıyorum ben ama. Yani burada da şöyle yine aslında diğer duvarla aynı paralelde ilerleyen bir bölümde çatlak vardı. Şuradan dik bir şekilde birkaç yerden indi. Ama bu deprem mevzusundan sonra, yaşadığımız depremden sonra çok araştırdım ben. İnsan ister istemez panik oluyor. Ve aslında bu duvarda gördüğümüz çatlakların iyi bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü bu binanın esneme kapasitesiyle alakalı bir şeymiş. Tabii bu konuda uzman olanlar varsa ya da kaynak belirtmek isteyenler varsa lütfen aşağıda belirtsin. Bunlar yaşadığımız şeyler tabii ki hoş değil ama en azından şu an güvendeyiz. Bunun yanı sıra evdeki eşyalarınızı sabitlemek ne kadar önemli biz bu depremde aslında öğrendik. Biliyorduk ama daha bizim için pekiştirme oldu. Bakın görüyor olduğunuz duvarın dolapla birleştiği noktada yukarıda bu dolap duvara sabit. Sallansa dahi düşmüyor. Hatta bu bayağı sallandı. Ona rağmen düşmedi. İçindeki eşyalar düşmesine rağmen. Televizyonun yine arkasında şurada bir kordon var. Bu kordonla da aşağıdaki masaya sabit. Yani şu gördüğünüz televizyon ne olursa olsun öne çektiğiniz zaman düşmez. Arkaya da zaten gidebilecek mesafesi yok. Böyle ufak önlemler almaya çalışın. Bu birazcık bizim aslında evde kedi dolmasıyla alakalıydı.
Çünkü kedi biliyorsunuz hoplar zıplar oynar, bir zarar verebilir. Bunun dışında evin birkaç yerinde daha var. Onları da göstereceğiz hızlıca. Şundan da bahsedelim. Bakın bizim fark ettiğiniz gibi şurada evin içerisinde ilk başlayan kabloların başladığı nokta kapının girişi. O yüzden bütün eve kablo hattı yapmamız gerekti. Kablo hattı şurada yukarıdan başlıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bütün eve gidiyor. En sondaki odaya kadar gidiyor. Hatta şuradan yukarıdan da odaya gidiyor, salona gidiyor. Şimdi bu duvar, sen böyle gel istersen, burayı bir göster. Bu duvarda da çok fazla vardı çatlak. Hatta sanırım boydan boya vardı, değil mi? Yani burada parça parça çatlaklar vardı. Şu taraftan başlayan yine yatay ilerleyen bazı çatlaklar mevcuttu. Bunların hepsine önce sıva, ondan sonra saten alçı ve boyayla tekrar kapatıldı. Şu şekilde yine yatay ilerleyen diğer duvardaki çatlaklardan bahsetmiştim. Onlar da bu düzlemde ilerliyorlar bu arada. İçeride gördüğünüz duvar bu duvarla bağlantılı, aynı zamanda arka odaya, yani Can'ın ofis olarak kullandığı odaya geçiyor. Ve biz bu sıranın tamamında çatlaklar yaşadık şeyden sonra, depremden sonra. Hatta burada da yine şu bölümde ufak bir patlama söz konusu oldu. Ama yine onu alçıyla hallettik. Şimdi burası benim ofis olarak kullandığım oda. Burada ufak tefek ve büyük bir büyük problem yaşandı. Şimdi burada şu gördüğünüz duvarda boydan boya ince bir boya çatlağı oldu. Bu hızlıca kapatıldı. Yine burada görüyor olduğunuz noktada şu yukarıda pencerenin bitiş noktasından tam karşıya kadar ince bir yine çatlak kırık oldu ama asıl problem buradaydı, bu duvardaydı. Bu duvar bayağı büyüktü, değil mi Elif? Arka taraftaki kadardı hatta. Burası arka duvarın simetrisi aslında birazcık. Yani arka tarafta ne hasar varsa burada da aynısını gördük. Ve yine şu şekilde yukarıdan başlayıp aşağı doğru inen bir şeyimiz vardı, çatlağımız vardı. İlk depremden sonra artçı diyebileceğimiz aslında, ama bize çok da büyük gelmeyen depremler yaşadık. Yine bunlar yeryüzüne çok yakındı. O yüzden yine çok fazla hissettik. Ve bu depremler oldukça buradaki duvarlar dökülmeye devam ediyordu. Yani bizim hani depremde duvarımız hasar aldı bitti gibi bir durum maalesef olmadı. O yüzden buranın tamamı elden geçene kadar ustalar tarafından ufak ufak yine duvarlar dökülmeye devam etti, sarsıntılar küçük olmasına rağmen. Şimdi bir de yatak odasına geçelim. Yatak odasında yine çok büyük olmayan ama ufak tefek çatlaklar oluştu. Şimdi öncelikle şu arkada gördüğünüz duvar boydan boya aşağı kadar bir çatlağı vardı. Bunun yanı sıra yine bu duvarda çok fazla çatlak vardı. Kolonlarda bir sıkıntı yoktu Allah'a şükür ama duvarların alt kısımlarında, birleşme noktalarında daha çok duvar ile yani tuğla duvar ile taşıyıcı kolonların birleşme noktalarında çok fazla problem yaşandı. Yine karşıdaki duvarda bir ufak problem yaşandı. Yine pencerenin kenarında buna benzer bir durum yaşadık. Bütün pencerelerin kenarlarını ustalara kontrol ettirmek zorunda kaldık. Şu bileşim noktalarıyla alakalı bir sıkıntı çıkmaması için. Çünkü aynı zamanda bu izolasyon için de çok önemli. Yine burada bütün duvar alçı, böyle parça parça yama alçı yapılarak sonrasında boyandı ve tamir edildi. Ama bu tarz durumlar yaşadığınızda özellikle kesişim noktalarını kontrol etmek bence çok önemli. Bunun dışında alçı panda problem yaşanabiliyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Hatta burada bakın bir çatlak da var. Tam görüyor olduğunuz şu nokta bakın netleşti. Burası boydan boya çatladı ama bununla korkacak bir şey yok. Bu kolonun üzerindeki alçı pan. Bunun tamiri de yine beyaz da yapılabilir ama gerek yok. Çok belli olur. O çok küçücük bir şey. Şu an bizi rahatsız etmiyor. Burada bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizim evde kullandığımız tüm eşyaların altları yere değmeyecek şekilde. Yani altına hem süpürge girip çıkabileceği hem de bizim rahatlıkla paspaslayabileceğimiz alanlar. Şimdi genel olarak aldığımız hasardan sonraki durum bu. Bu hasardan sonra ne yaptık? DASK'a başvurduk arkadaşlar. Bir 10 gün içerisinde, 10 gün gibi bir sürede bize bir eksper gönderdiler ve bu eksper kontrolleri yaptıktan sonra DASK'a rapor iletti ve şu an DASK'tan cevap bekliyoruz ama tabii ki bu cevap gelene kadar biz tamiratımızı yaptırdık. Çünkü zaten görmesi gereken eksper görmüştü. Bunun dışında evde tabii ki bu gördükleriniz sizin şu an sadece bizim hızlıca gösterdiğimiz alanlar. Bunun dışında hasar videolarını gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki çok daha fazla aslında hasar vardı. Ama bu hasarın tamamı Elif'in de söylediği gibi duvarlardaki kırık çatlaklardı. Bunların da olması çok normal çünkü bina sonuçta esniyor ve yere çok yakındı. Ama kolonlarımızda bir problem yoktu. Sizin evlerinizde bir sıkıntı olduysa
Ve bunlara farklı çözümler bulduysanız ya da Dask'la uğraşırken daha hızlı çözüm bulduysanız bunu da lütfen yorumlara belirtin. Dask'ın dışında ya da bir özel sigorta kullandıysanız bunu yine aynı şekilde yorumlarda belirtin lütfen. Bunun dışında bir sonraki videolarda evi daha böyle detaylı oda oda göstermek istiyoruz. Eşim çok istiyor özellikle. Ay, evimi çok seviyorum. 2 seneden beri, yani hatta 3 sene oldu değil mi yaklaşık? Evet. Yaklaşık 3 seneden beri evden çalışıyoruz. Pandemi başladığında şirketimizden bize dediler ki bilgisayarınızı alın ve eve gidin. Ve o zamandan beri biz böyle küçük birer ev hayvanı olduk Evet, çıktık sanıyorum evet. ki. Dolayısıyla evdeki yaşam, biz zaten hani evimizi çok seven insanlardık ama bizim için daha da önemli oldu. Evde 2 tane kedinin olmasıyla tabii ki dinamikler değişti. Ama bununla alakalı videolar geliyor yolda. Bunun dışında evde kullanıyor olduğumuz ve videolarda dikkatinizi çeken herhangi bir şey varsa lütfen bunlarla ilgili soru sormaktan kaçınmayın. Örneğin evde kediler için nasıl önlemler alıyoruz? Mesela kediler için sadece kedi olduğu için Dyson aldık, Dyson kullanıyoruz ve hayatımızı çok kolaylaştırdı. Bunun yanında bizim yapıyor olduğumuz, gördüğünüz gibi bakın mesela süsleme olayları hep kedilerin ulaşamayacağı yerlerde ve çok fazla incik dincik olmayan, ufak ufak olmayan süslemeler. Bunun sebebi bir gece yatarız sabah kalktığımızda ortalık mahvolmuş olur. Çünkü 2 tane kedi var ve bütün gün oyun oynuyorlar. Burada bir dolabımız var. Yine bu dolabın içerisinde olabildiğince eşyaların yıkılmayacağı, düşmeyeceği şekilde organize etmeye çalıştık. Bu Ayrıca evet, şöyle bir şu benim Elif'in lastik güvenliği var. kendi çabalarımla yaptığım çocuk kilidi burası. Çünkü Ama kedilerimiz açıyorlar bu kapakları. aynen, Marvel gerçekten özellikle oğlan böyle sürgülü balkon kapılarını falan açabilmeye başladığından beri evdeki her şeye özellikle dikkat etmeye başladık. Çok meraklılar. Çok doğal, yani hayvanların doğasında olan bir şey bu. Ama özellikle onların ulaşabileceği dolapları şu şekilde. Bu sadece kediler için değil, aynı zamanda deprem için yaptığım şeylerden bir tanesiydi. Yani tabii ki bu cam, bu devrilirse çok daha büyük zarar görmüş oluruz eminim ama yine de içindeki her şeyin üzerimize ya da kedilerin üzerine devrilmeyeceği ufak bir önlem almak istedim. Bunun gibi tipleriniz varsa ipuçlarınız lütfen aşağıya yazın. Çünkü ben hepsini tek tek deniyorum. Sanıyorum bugün videomuz bu kadar mı? Aynen, şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Aklınıza gelen fikirleriniz varsa lütfen bu videonun altında belirtin. Bundan sonraki videomuz muhtemelen evin odalarını ne şekilde dekore ettik ve nasıl kediden güvenli hale getirdik. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki çift kişilik kanalımız büyüsün, çok kişilik olsun. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.